Müdürüm, ben çıkıyorum. Merhaba. Mahalle Muhtarı'dayız. Sema Kansen. Gönlünüze gülmeye geldim. Teşekkür. Merhaba. Kusura bakmayın, rahatsız ediyorum. Atatürk Mahallesi Muhtarı'dayız. Sema Kansen. Desteklerinizi beklerim. Vardı mı? Merhaba. Nasılsınız? Merhaba aşkım. Atatürk Mahalle Muhtarı'yım. Teşekkür ederim. Desteklerseniz çok sevinirim. Sağ olun. Alabilir miyim? Tabii ki. Bakabilirsiniz. Şansınız bol olsun. Merhaba gençler. Uygunlar mı? Tabii ki. Mahalle Muhtarı'dayız. Sema Kalsen. Bakalım. İnşallah kazanırsınız. Gönlünüzde kimse yoksa gönlünüzü fethetmeye geldim. İnşallah. Kadınlara her zaman destekçimiz. Ben Sema Kalsen. Atatürk Mahallesi'nde yaşıyorum. Uzun süredir Atatürk Mahallesi'nde oturmaktayım. Kızımla yaşıyorum. Neden muhtar olmak isteyeyim? Halkıma hizmet etmek için, özellikle mahalleme, temiz bir mahalle olması için, sorunlarını çözmek için muhtar olmak istiyorum. Projelerim var, düşüncelerim var. Bunları gerçekten heyecanla bekliyorum ve yapmak istiyorum. Çok önemli sorunlarımız var, evet, mahalle olarak. Sokak hayvanları, bunları iyileştirmek, daha iyi koşullarda yaşatmak, çok başıboş canlarımız var. Onları daha sağlıklı koşullarda barınaklar sağlamak, mamaları sağlamak, bakımlarını sağlamak. Artı trafik sorunumuz var, ulaşım sorunu, belli güzergahlar var. Bunları biraz daha fazlalaştırmak, bu trafik, bu toplu taşıma güzergahları biraz daha mahalleye yaymak. Afetle ilgili planlarım, projelerim var. Yerel yönetimle, koordineli bir şekilde çalışmak, toplantılar yapmak, mahalle sakinlerini bilgilendirmek, onlarla beraber sorunlarımızı çözmek. Halkın sorunlarını halkımızla beraber onların fikirlerini de alarak hep beraber koordineli bir şekilde belediyelerle, valilikle, kısacası kurumlarla beraber çözmek. Yurttaşlardan, halkımızdan çok sıcak destekler alıyorum. Çok olumlu şeyler alıyorum. Destekliyorlar. Özellikle kadın adayları çok destekliyorlar. Bunları görmek istiyorlar. Dersimde kadın kimliği çok daha ön planda kadınlar. Daha çok işin içindeler, yönetimdeler ve gerçekten sorunların üzerine gidiyorlar. Bu konuda deneyimliler diye düşünüyorum ama her yerde kadınlarımızı görmek istiyorum. Tabii ki kadınlarımızı daha çok ön planda tutarak, daha onları mesela bir kapıyı çaldım, bir kadın seçmenimiz "ben çok evde bunalıyorum" dedi. Kadınlara yönelik bir yer olsun, ben de gidip oturup vakit geçirebileceğim yerler olsun. Gerçekten de bu biraz eksik. Kadınlara yönelik çok güzel spor alanları olabilir, daha güzel aktiviteler yapmak hep beraber, bunları sağlayabilirim ve bunların gerçekten de yapmak için sabırsızlanıyorum. Çevre sorunu, çevre temizliği çok çok önemli, hijyen çok önemli. Ben bunları her kapıyı çaldığımda, her binaya gittiğimde gerçekten de mahalleyi çok temiz görmüyorum. Ve bunun acilen çözülmesi lazım, yapılması lazım. Bana niye oy versinler? Güzel. Kadın adayı görmek istiyorlar. Bana şunun için oy versinler. Ben bu göreve hazırım. Her bir tarafını çok iyi biliyorum. Mahalleye hakimim. Sorunlarını görüyorum. Mesajım, kadınlar daha ön planda olsunlar. Bunu çok istiyorum. Kadınlarımız yönetimlerde olsunlar. Yönetimde olduğu sürece sorunlar daha güzel çözülecek, daha rahat çözülecek, daha kolay çözülecek diye düşünüyorum. Kadınlar her tarafta olsun.
Buradan tüm kadınların, emekçi kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum.